Biz evlendik efendim. Onunla yeminlerimizi ettik. Ve ben söz verdiğim gibi ona hep iyi davranan bir eş oldum. Neden rütbemi geri alarak beni böyle küçük düşürüyorsun? Sen ne oluyor sanıyorsun? Oyuncak mı kırdın da parçaları toparlayıp yerine takınca düzelsin? Kadınlara özgürlük hareketi ve insan hakları örgütü kafa kafaya vermiş BSD'yi soruşturuyor. Askerlere nasıl davranıyorlardı onlar da gidip kadınlara saldırıyor diye. O zaman o insanların karşısına çıksın. Evlendiğimiz günden beri yüzünde nasıl neşe var görsünler. Bütün şüphelerinden arınırlar. Git konuş onlarla hadi. Çok mutlu olduğunu anlat. Rudra, bu bir rica mı, tehdit mi? Efendim. O burada olmasaydı bile aynı şeyleri söylerdim. Belki de bu evlilik gerektiği gibi gerçekleşmedi. Ama şöyle bir gerçek var ki, ben onunla evlenmeyi çok istedim. Bunu hiçbir şartta inkar edemem. İtiraf etse bile yine de inanmayacaklar. Neden? Anlamıyorum. Sosyal hizmet görevlileri kısa bir süre sonra sizin eve küçük çaplı bir ziyarette bulunacak. Tabii ayrıntılı bir de soruşturma var. Teftişin sonunda her şeyin yolunda olduğuna karar verirlerse, o zaman küçük hanım bir dilekçe verecek ve her şey resmen yoluna girecek. İkiniz de herhangi bir sorun olmadığını ispatlamalısınız. Parvati'nin mutlu olduğunu. Rudra, Parvati, dediklerimi unutmayın. Bunu itibarınızı geri almak için bir sınav gibi görün istiyorum, tamam mı? Sonucunda hem kariyeriniz hem de hayatınızın yönü değişecek. Bana neden? Özür dilerim efendim. Nasıl yüzüme sıçratırsın? İşine bak. İnsan biraz dikkat eder değil mi? Allah bütün garip insanları başıma yollamış. Buyurun. Merhaba. İyi günler. Bay Rudra ve Bayan Parvati için gelmiştik. Buyurun. Anne, misafirlerimiz var. Yani sosyal hizmetlerden gelmişler. Sosyal hizmetlerden mi? Evet. Bayan Parvati'ye yapılan uygunsuz davranışlar gazeteye çıkmış. Kendisiyle bu konuda görüşeceğiz. Buyurun. Ailemizin her bir üyesini tanımış olmanın büyük keyfine varın. Buyurun. İyi eğlenceler. Maitre kızım. Evet anne. Konuklarımıza çay yap, bir de yiyecek bir şeyler hazırla. Tabii. Hadi. Evet. Söyleyin bakalım. Size nasıl yardım edebilirim? Şöyle buyurun. Sizi dinliyorum. Benim adım Fulvari ve bu da Bayan Damyanti. Memnun oldum. Buraya Bayan Parvati'nin yaşadığı bir takım tatsız olaylardan haberdar olduğumuz için gelmek zorunda kaldık. Ama bu yanlış. Ortada bir yanlışlık var. Biz evimizde yaşayan herkese aynı saygı ve sevgiyle yaklaşırız. Yeğenimiz Rudra Parvati ile her ne kadar zorla evlenmek durumunda kalıp eve yerleşseler de, Parvati artık bu evin çok değerli bir üyesi. Bir dakika. Zorla ne demek oluyor? Şey, aslında herkesin bildiği gibi Parvati kızımız Rudra'nın takip ettiği bir olayın baş tanığıydı. Bakın Bayan Mohini,
Size şu kadarını söyleyeyim. Eğer Parvati'nin burada mutsuz olduğuna karar verecek olursak, onu buradan götürmemiz gerekir. Dikkat et. Demek beni düşünüyorsun. Çok sakarsın. Hep sakatlanıyorsun. O yüzden de uyarma gereği duyuyorum. Ve bir daha saçma sapan konuşmazsan sevinirim. İyi bildiğin üzere seninle sırf işim ve sorumluluğum gereği evlendim. Öyle olabilir. Ama ben karınım. Bak, benim canımı sıkma. Bir şey söylesem de söylemesem de senin canın bir şekilde sıkılıyor zaten. Söyle, ne dersen onu yapacağım. Yürü, içeri girelim hadi. Hayır hayır, sakın. Sakın böyle bir şey yapmayın. O giderse acımdan ölürüm ben. O benim çok yakınım, bir parçam oldu. Kısacık zamanda çok yakınlaştık. Öyle mi? Peki şimdi neredeler? Rudra onu alıp karargaha götürdü. Orada herkesle tanıştırmak istiyormuş. Herkesle tanışmak mı? Bize bu kadar soru sormak yerine kendileriyle tanışmanız daha iyi. Tüm sorularınıza onlar daha açık ve net cevap verir. Sonra burada mı kalsın, sizinle mi gelsin, karar sizindir. Anlaştık. Buyurun, lütfen bir şeyler yiyin. Buyurun. Şşt, kardeşim dinleyin. Sosyal hizmetler buraya görevli yollamış. Parvati ile ilgili soru soruyorlar.